Cennet tasvirini anlatır mısınız bana? Ben onu merak ediyorum. Esasında cennet insanın siz söylediniz. Zihinsel evet, ne var? Çok yeşillikler fazla. Var. Evet. Şimdi bir takım şeyler söyleyeyim. Sular işte, akıyor. Cennet, altlarından sular akan işte yeşillikler, canın istediğin çektiği şeyler. Biraz çok büyük tasvirat yok. İnsanın kendisine bırakıyor. Sizin zihni kapasiteniz cennetinizi var eder. Ne kadar zihninizi geliştirmişseniz oradaki cennetiniz de o kadar yüksektir. Yani bunun dışında sadece... Bize mi bağlı? Evet, size bağlı. Sizin oluşturduğu cennet ve cehenneminiz buradan götüreceğiniz, genişleteceğiniz zihni yapınıza bağlıdır. Ne kadar çok açabilmişseniz, ne kadar çok örnekleme zihninizde varsa cennetiniz de o kadar tasvirli şey olacaktır. Yoksa orada yani yani şey de diyor, ateşini de buradan götüreceksin. Anlatabildim mi? Ya bir dakika. Yani benim cennette ne yaşayacağım, dünyadaki tecrübeme mi bağlı? Zihninizi ne kadar çok açabilirseniz. Tabii bol bol kitap okuyun o zaman. Okuyun. Tabii ki. Evet, yani zaten kitap okumazsan tamam. Yani Cenab-ı Hak, şimdi Allah önümüze şu kainatın için koymuş. Onu irdeleyin. Ya şuna bağlı. Çıkarın. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul dışına çıkmamışım. Evet. Ondan sonra alıyorum kitabı, Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı. Yani bunu anlamam mümkün mü? Hı hı. Yani mesela bir kitabı okuyoruz. Bunu da tavsiye ediyor hocalarımız. Ben de bu program için bayağı bir... Mehmet Okuyan hocanın... Evet. Siz tavsiye ettiniz. Evet. Bütün hocalar tavsiye etti. Evet, ben kendilerine programdan önce sordum. Şimdi kitabı okuyorum ben. Evet. Bu kitap okumak nedir? Okumak şudur. Yani burada bir kodlama var. Bu kodlamayı okuma yazma öğrendiğim için bu kodlamayı ben beynimde görüntüye... Ve sese dönüştürüyor. Evet. Görüntüye ve sese dönüştürüyor. Ama sizde var olan. Evet ama yani sonuçta olan. Bilmiyorsam dönüştüremiyorum. Yani evet. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını okuduğum zaman olay Rusya'da geçtiği için o mimariden haberim yoksa, o insanlardan haberim yoksa, o kostümlerden haberim yoksa beynimde onu sinemasını oynatamıyorum. Ve o müzikleri bilmiyorsam o dönemin müziklerini yani sinemayı oynatamıyorum. Dolayısıyla bana yakın gelen şeyleri anlıyorum, insani şeyleri anlıyorum. Onun için bazılarının ağır romanlar okuyabilmelerinin nedeni bilgi ve görgüleri sayesinde o sinemayı oynatabilmeleri. Bazılarının ise basit aşk romanları okuyor işte bunlar ikisi evet. Öpüştüler falan diye basit insani şeyleri okuyabildikleri için onu okuyorlar. Hani ucuz roman okuyanla edebi roman okuyan arasındaki fark gibi. Yani cennetim de mi böyle olacak? Evet. Şimdi yani Mehmet şimdi bak, hocamın dünya ama böyle bir karşı görüş var mı? Hayır, şöyle karşı hocamın dünyada kör olan ahirette de kördür diyor. Dünyada körseniz ahirette de körsünüz. Ve men fi dünya ama ve huve fil ahireti ama Arapçası. Manevi yani, körlük tabii orada. Tabii ki manevi körlük tabii canım ama seyircilerimizden biri yanlış anlar diye. Yine onu anlatıyorum. Hocamızın onu kastettiğini biliyorum. Manevi körlük sizde zihninize tanımlanmamış herhangi bir şeyi siz bilemezsiniz. Yani tanımadığınız, mesela mele dediğim zaman mele, molla değil. Siz bundan ne anlarsınız? Hiç tanımlama değil. Yani bir şey canlanmaz. Bir Arap için şemsiye gölgeliktir ama bir Kuzeyli için şemsiye yağmurluktur. Bu bir tanımlamadır. Dolayısıyla sizin zihninize bir şey tanımlanamamışsa siz onu isteyemezsiniz de. Sizin cennetiniz zihninizin miktarı kadarıncadır. Burada kendinizi genişletebildiğiniz miktarca siz onu şey yapardınız. Çünkü bu tekamül devam edecek. Peki, biraz burada bir diyelim şey... ki mümin bir kişiyim. Evet, diyelim evet. Ki mümin bir kişiyim. Bütün hayatımı Kur'an-ı Kerim'e adadım. Sadece okudum. Başka hiçbir kitap okumadım. Hiçbir tecrübe yaşamadım. Bir caminin dibinde sabahtan akşama kadar ibadet ettim. Basit tecrübeler, basit hayat tecrübeleri yaşadım. Diyelim ki evlendim, çoluğum, çocuğum oldu vesaire. Küçük bir yerde yaşadım. Öyle bitti diyorsun. Gitti. Tamam. Benim cennetim... Küçük olur. Kötü şimdi olmaz. Bakın, kötü anlamda söylemiyorum. Şimdi bakın, hepimiz İstanbul'dayız. İstanbul bir cennettir. Körümüz, topalımız yok mudur? İstanbul bir cennet midir? Misal olarak söyledim. İstanbul bir cehennem. Tabii ki yani o hale 4 getirdik. 4 saat trafikte kaldığın yer sabah işe gider. O hale getirdik. Bir ayet var zaten İstanbul'u bekleyen şey eğer şey olursa sonu cehennem olacak hakikaten. Yani bunu acilen durdurmak lazım. Diyorum ki bu bir cennet. Kelimiz var, körümüz var, topalımız var, yaşlımız var, yorgunumuz var, özürlümüz var, yakışıklımız var, efendim zenginimiz var, fakirimiz var. Gerçekten bu. Yine orada da var bu.
Şimdi Okan Bey, siz niye katılmıyor gibi bakıyorsunuz? Yok, katılmıyor gibi bakma, biraz anlatmaya çalışıyorum. Benim yanlışlarımı, yanlış değil, eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Estağfurullah hocam, yanlış bir evet, yani olabilir canım. Sen de şöyle, benim Mehmet Ali Hoca'nın nefis bir tarzı var. Her zaman da sizi de sevdikleri gibi gençler sizi çok seviyor. Beyefendiyi de çok seviyor. Ben Twitter'da de onu görüyorum. Çok seviyorum. Hocayı da çok seviyorlar. Mehmet Hocam'la karşılıklı birbirimizden istifade ederiz. Hoca o kadar tatlı, hep bizim bütün programlar, siz de öylesiniz. O kadar tatlı anlatır ki her şeyi. Yok, ben katılmadığım şeydi, biraz açmak gerekiyor diye. Hocamın tahminim kastı şu benim, anladım. Şimdi biz mesela diyorum ki Türkiye'de bir yere gidecek olsak, güzel bir yer, Fethiye'de bir tatil köyüne gideceğiz. İşte mesela diyelim Hisay'da gidecek insanlar. Bize Hisay'da tarif et deseler ne yaparız? Mesela bize bir broşür verseler, işte bir sayfa, yani millet saatlerce okuyamaz. Biz oradan bir kesitler sunarız. Şimdi bütün açık büfeyi yazmaya kalksak bilmem kaç yüz tane yemek kaç günde çıkacak şeylerden bilmem kaç sayfa eder. E biz ne yaparız? Açık büfeden var olanlardan 3-5 tane yemek söyleriz. İşte denizinin bütün detaylarını suyunun da vermeyiz de, yani suyunun sıcaklık derecesi şu deriz, birkaç deriz. Nedir onu kısaca bir özetleriz. Fakat biz gerçek anlamda onu anlamamız, müşahede etmemiz bile oraya gittiğimizde olur. Yani sonuçta biz dünyada bile bir yeri tanıtırken aslında onlardan belli kesitler veriyoruz, çok uzanmasın diye. Ha şimdi bir düşünün, cennet gibi dünyadan herkesin daha zengin olduğunda ittifak ettiği bir yer için sırf dünyadaki biz bitki sayılarını saysak, şu anda var olan bitki türlerini ve Kur'an'dan kalın bir kitap eder. Cennetin daha zengin bir yer olduğunu düşünüyorsak, sırf bitkiler sayılsa Kur'an'dan kalın eder. Zaten sanmıyorum cennette açık büfe arayan olsun. Yani cennet cennette belki de o biraz mecaz var o işlerde. İşte onları yani anlatmak, o mecazı söylemek istiyorum. İşte hocam yani o huzur ve mutluluk duygusu nasıl tarif edilir böyle? Ha, demek yani istediğim şu, mecburen zaten Kur'an'ın anlattığı oralardan bir kesittir. Aynı zamanda mecazı da anlatacak. Bir kesitle mecaz farklı şeyler ama ilişkili şeyler. Sizin dediğiniz de var, kesit de var. Yani Kur'an biz oradaki bütün tabloyu vermez. Fakat genel bir huzur ve mutluluk olacağına ilgili o kesitleri o kesit verir. Artı Kur'an'ın diğer bir ayetinde de şu, Kur'an'da benzetmeli anlatımın geçtiği de geçer Kur'an'da. Zaten Kur'an-ı Kerim'de herhalde herkes anlayabilsin diye yazılmış ama daha üstün zekalar, daha üstün yoksa niçin okuyalım bunu üniversitede? Bazı ayetler yani var, vurgulanan da demin söylediğiniz, siz benzetme dediniz de Kur'an onu vurguluyor. Çünkü şöyle diyor Kur'an, diyor ki onlara diyor hiçbir nefis tatmadı, görmedi. Yani siz onlardan faydalanmadın. Ha, benzetmeyle alakası şu bunun. Siz eğer ki bir şey hiç tatmadıysanız, ne olduğunu bilmiyorsanız, onu benzetmeli anlatım dışında, anlatmak dışında başka bir tekniğiniz yoktur. Mesela dünyadan bir örnek vereyim. Mesela uçak. Şu anda biz uçağın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Hiç uçağı müşahede etmemiş bundan 1000 yıl öncesi bir insanı düşünün. Uçağı tarif edeceksiniz. Şimdi bir kere uçak diye bir kelimeniz yok. Demir kuş diyeceğim. Motor diye bir kelimeniz yok. Hocamın dediği gibi ne diyeceksiniz siz mecburen? Demirden bir kuş. Motor yerine belki o kuşun midesi var gibi bir ifade kullanacaksınız. Hele o demirden kuşun sırtında insanlar gidip geliyor, hostesler servis için zaten tuvalet gibi anlatmaya kalksanız, birçok kimsenin o dönemde aklı belki buharlaşacak ama gerçek anlamda düşünsek, hiç uçağı görmemiş bir insan anlatmak için bizim teşbih sanatını, yani benzetmeli anlatımı kullanmak dışında bir alternatif yoktur. Siz Kur'an'ın anlatımını nasıl tarif edersiniz? Teşbihli mi dersiniz? Sembolik mi dersiniz? Kur'an'da hepsi iç içedir. Hepsi iç. Mesela bir Ali İmran suresinde ayet var. O söylediğiniz hususu güzel açıklayan, diyor ki bir kısım ayetler kitabın muhkemdir. Yani kesin anlamlıdır. Onlar kitabın anasıdır. Evet. Bir kısım anlatımlar da benzetmeli anlatım tekniği kullanılmıştır. Müteşabihtir. Kalbinde eğrilik olanlar onun yamuğuna girerler. Öbür şeylere, çok anlamlılara gidip de onlardan abuk sabuk anlam çıkartmaya kalkarlar diyor Kur'an. Özellikle vurguluyor. Ve mesela cennette bir meyve yiyen de Kur'an'da görüyoruz. Bakara suresinde geçiyor. Hangi meyveler var? Cennette, şimdi cennette hangi meyveler olduğu Kur'an'da detayı yok. Ondan diyorum. Hiçbir ama bir meyve yok. Var. İsimleri var. Demin söyledi Emre. Söyle kiraz misin? Var, muz var. Birkaç isim var geçen. Ama neredeki meyveler bunlar? Nar var, elma var. Şimdi demek istedim, bunlar kiraz bir var. Yani Kur'an'ın indirildiği coğrafyaya özgü meyveler mi? Orada yok, olmayan bir meyve. Bakın, Kur'an'ın indirildiği coğrafyada olmayan kelime Kur'an'da geçse zaten anlaşılmaz. Evet. O yüzden tabii ki oradaki coğrafyada olan kelimeler. Yani Kur'an kesit verirken verdiği kesitte o dönemdeki insanların bildiği kelimeleri kullanmak gibi bir şey var. Ha, ender olarak bazen şu nedir bilir misin diye Kur'an kavram kurar ve açıklar. Hı. Bu ender bir durumdur. Fakat meyvelerde böyle bir şeye rastlanmaz. Yani Kur'an belli meyveleri sayarken, ondan deminki izah yaptım. Bunları Kur'an'da olan cennetteki meyvelerin hepsinin anlatımı olarak değil, orada
Var olan, fakat var olanların bir kesiti olarak anlamak zorundayız. Çünkü demin hocam, aslında Mehmet Ali hocam güzel bir ayete gönderme yaptı. Dedi ki orada insanların canlarının istediği her şey olduğu söyleniyor. Hani bu dünyada var olandan fazla olacağına ilgili bir açıklama. Ha, bu dünyadaki meyve listesini verseniz Kur'an'dan kalın bir kitap. Bu dünyada şu andaki meyve listesini versek zaten bir şey ifade etmiyor. Yani bütün meyvelerin tadı o kadar bozuldu ki. Yani geçenlerden bahsedelim isterseniz. Lütfen. Biraz burada ben ayetleri almıştım. Cennetteki yiyecek ve içeceklerle ilgili. Mesela onlara saf bir içki sunulur diye bir ifade geçiyor. Bu içki nedir? İçecek, evet. Anlamında içecek. Mı? İçecek. Ama mesela şaraplardan da bahsediyor. Ama o şarapların sarhoşluk vermeyen şaraplar olduğu, insana bir hoşluk veren şaraplar olduğu da ifade ediliyor. Ama yani, şarap dünyevi olarak... Dünyevi olarak öyle. Ama işte cennette az önce bahsettik ya, daha farklı bir formda sunuluyor bu bize. O içtiğimiz alkolsüz zaman güzel bir lezzet veriyor. Yani alkol sarhoşluk olarak sarhoşluk vermediği ifade. Aklı örtmediği. Alkolsüz. Yani bir manada öyle diyebiliriz. Aklı örtmediği en azından. Orada hani peki niye dünyada yasak, cennette serbest? Kur'an'da nedenini söylüyor dünyadaki. Diyor ki diyor şeytan bununla Müslümanların arasını ayırmak, birbirine düşürmek ve insanları birbirine düşürücü özelliği oldu ve Allah'ı anmaktan sizi alıkoymak ister diyor. Bununla. Yani bu şekildeki insan şeyin içine düşerse, işte alkolün içine düşerse Allah'ı almaktan alıkonacağı ve birbirlerine düşeceği tehlikesi olduğunu geçiyor. Yani Kur'an. Ama şeyin tabii ki yine aynı basitlikte insanlar anlasın diye olduğunu düşünüyorum. Yani cennetten bahsedilirken halk arasında çok söylenen şaraplar ve huriler o kadar kaba saba bir bakış ki. O kadar özellikle hayatını... Bir de huri meselesinden, Kur'an'da bak, işte böyle bir cinsellik tanımı da yok ahirette, evet. Onu düzeltelim. Evet, yani bu halk arasında huri... geçen şakası yapılan o kadar kaba saba bir tanımlama ki... İstiyorsanız bunu anlatayım. Kur'an'da huri kelimesi, kelimenin kendisi bir dişil ve erkek kelime bile değil. Huri diye bir varlıktan bahsediyor cennette. Bir cennet varlığı ama bunun cinsel bir içeriği olduğu ne olacağı Kur'an'da bununla ilgili tek bir ifade yok. Yani ne yapıyor bu huriler? Geçmiyor Kur'an'da detayı ve gılman gibi başka ifadeler de var. Ama yani geçmiyor. Yani Kur'an'da bununla ilgili... Geçiyor canım. Hur maksuratun fil hıyam diyor. Hı? Yani orada huri geçiyor. Hayır, huri bu... geçiyor da cinsel fonksiyonu olduğu geçmiyor. Evet. Huri geçiyor yani, kelime olarak. Safsa... Niye halk böyle anlıyor? Halk i̇şte daha sonra belli aslında, şimdi bana göre onlara da çok sorunlar karışmış. Belli anlatılan kitaplarda bu hurilere böyle bir anlam yüklenmiş. Ki bana göre o hadislerin içine de uydurma hadisler eklenmiş. Yani Kur'an'ın içinde olmamasına rağmen. Bu tarz bir manzara çizilmiş. Hatta öyle bir manzara çizilmiş ki baktınız mı işte 70 kat içi gözükür falan. Hani swaç saatler falan vardır ya, içi bütün mekanizmaları gözükür. Ona benzer belli varlık tanımları yani böyle çok garip. Kur'an'la da bana göre çeliş. Ha, ben ahirette cinsellik yoktur da demiyorum. Ama Kur'an'da ahiretteki bir cinsel hayat şeklinde yani tarif edilen bir şey yok. Tenasül için gerekli olan cinsel yok. Yoksa hazların tatmini yok değil. Hayır, Kur'an, bakın, bir şey Kur'an'da tanımı yok diyorum. Yok demiyorum. Bak bu da farklı bir şey. Kur'an ben dedim ya kesit veriyor. Kur'an yani cinsel hayatla ilgili bir kesit yok bize anlatılan. Ha, var veya yok orada göreceğiz ne olacağını. Yani çevirilerde inanın öyle bir şeyler yapmışlar ki yanda koltuk tarif, şeyler, oturma alanları tarif ediliyor belli bir surede. Ondan sonra diyor ki onlara yepyeni bir tarzda verdik. Orada dişilik takısı var. Fakat dişilik takısını onlara göndermemiş. Orada onlara bakireler verilmiş diye şeklinde çevirmiş. Oradaki aslında kullanılmamış oturma alanları verilmesinden bahseden ayetteki kullanılmamış şeyini bakire yok, şimdi. Orada öyle bir o dişilik takısı hiç olmayan bir huriye bir göndermişler. Bakın, orada şey yok. Yani normalde beyaz şeyler içerisinde meknun saklı yumurtalar gibi tabirini yapıyor. Yani bir takım tasvirler var hurilerle ilgili veya insanların yeniden ebkar olarak var edilir. Yani yeniden bakire olarak inşa edileceğine dair. Aslında o işte dikkat ederseniz o ebkar yok. İfadesi hocam orada oturma alanlarının yanında geçiyor. Kullanılmamış koltuklar tamam. Oturma alanları için geçiyor. Yani biz de işte hurileri bakire yaptılar. Onlar da hepsini kuşatıyor. Ancak ama benim söylemek istediğim şuydu. Şimdi bir eğlence parkına gittik. Gözün görebileceği en güzel manzaralar var. Kulağın duyabilecek en muhteşem musikiler var. Tadabileceğimiz en güzel lezzetler var. Diyelim ki sizin gözünüzde katarakt var, benim burnum tıkanmış, kardeşimizin dili damağı yanmış, öbürünün kulağı duymuyor. Gittik aynı meydanda ve aynı imkanlar içindeyiz. Biz eşit derecede şey yapabilir miyiz? Ondan istifade edebilir miyiz? Hayır. İşte benim söylediğim bu. İnsan burada kendi istidatlarını inbisat ettirmez, geliştirmezse gideceği cennette de yine kadük kalacak. Çünkü bu seyir devam edip gidiyor. Aynı bu bir tekamüldür. Aynı şekilde mi yorumluyorsunuz? Belki olmaz.
Siz değilsiniz. Değilim hocam. Yani çünkü eğer ki zihni kapasite indirgersek insanların cennette veya cehennemde karşılaştıkları şeyleri yani çok sınırlama getirmiş oluyoruz. Dediğiniz gibi yani hiçbir eğitim almamış, hiçbir kitap okumamış, kendini hiç geliştirmemiş ama gerçekten takva sahibi, iyi bir insan, Allah'ın emirlerine uymaya çalışmış. Hayır cennete gider ama. Tamam cennete gider. Öbür türlü şöyle diyoruz yani hocam yani mesela evet. Diyelim onun bulunduğu köyde sadece küçük bir çay var. Veya birkaç çeşit sadece meyve var. Yani biz o zaman diyoruz ki bu adam hayatı boyunca bunlarla muhatap olmuş. Cenneti de bu kadar bir cennet olacak. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tarifi yok. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Halk arasında çok yani bilinmeyen bir şey aslında. Bu sonucu çıkarmamalıyız evet, anlamında. Evet çıkarmamalıyız. Çünkü yani Allah yakınlığıyla takva sahibi olmasıyla alakalı bir şey insanların cennetteki mertebeleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de halk arasında çok fazla bilinmeyen bir gerçek var gerçekten. Yani cennetlerin ve cehennemlerin dereceleri olduğu. Yani herkesin gireceği cennet de aynı değil, herkesin gireceği cehennem de ayrı değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Yedi kapısından bahsediyor.